Bu dersimizde de Visual Code üzerinde Flutter uygulamaları nasıl geliştiririz onu göstermeye çalışacağım. Daha önceden Visual Code'un exe'sini indirmiştik. Hızlı bir şekilde bunun kurulumunu yapalım. Next dedik, anlaşmayı kabul ettik. Sonrasında bunun altını oluşturacakmış, çok önemli değil. Next diyelim. Pet olarak bunu eklesin ve install diyerek kurulumumuzu tamamlayalım. Ne diyor? Bunu başlatın. Sonrasında View kısmında Command Palette'e gidip Extension olarak Extensionlar kısmına gidip Flutter yazın diyor. Bir bakalım. Uygulamamız kuruldu. Launch diyerek bunu açıyoruz. Sonrasında Command Palette'e gidip Extension yazın diyordu. Bunu buradan yapabileceğiniz gibi aslında şurada Extension kısmına gidip de yapabilirsiniz. Buraya gelip Flutter yazıyorum. Flutter'ın şu sürümü 513.000 kere indirilmiş install diyorum. Ve ben bunu yaptığımda bakın aşağıda bir Dart ile ilgili de bir extension var. Bunun da kurulumu yapılıyor. Dileyen arkadaşlar bu editörü de kullanabilir. Ama ben büyük ihtimalle Flutter kısmında Android Studio üzerinden devam edeceğim. En azından Dart'ı burada anlatabilirim. Her ikisini de görürsünüz. İstediğinizi tercih ederseniz takdir sizin. Evet, bu kuruldu. Reload diyerek tekrardan böyle bütün her şeyin başlamasını sağlıyoruz. Evet, bitti. Sonrasında Reload to Activate. Bunu bir isterseniz şuraya bir pinleyelim ve tekrar başlatalım. Tamam. Flutter Doctor ile View Command Palette'ten bunu çalıştırın diyor. View Command Palette. Flutter dediğimde bakın artık Flutter ile ilgili komutlar da geldi. Doctor'ı bir çalıştıralım. Ve output kısmına ilgili ayarlar yani ilgili çıktılar geliyor. Şu an için aslında her şeyimiz kuruldu. Bir tek ne olmadı? IntelliJ IDE'ye de Flutter plugin'i yok diyor. Siz de eğer IntelliJ IDE yoksa büyük ihtimal bunu görmeyeceksiniz ama varsa da hani kullanmıyorsanız kurmanıza gerek yok. Bu arada şundan da bahsetmek istiyorum. Hani biz Android Studio'muz şu an açık. Ben bunu kapatsam bile benim emülatörüm çalışmaya devam edecektir ve bu emülatör aslında bu editör tarafından da kullanılacak. Yani ben bundan sonra istesem sadece Visual Code'u kullanmak istiyorsam Android Studio'yu açmama gerek yok. Bunun üzerinden de çalıştırabilirim. Şöyle yapalım. File deyip Open Folder diyelim. Daha önceden oluşturduğumuz Flutter projesinin altındaki bu projeyi Select Folder diyerek burada başlatalım. Android Studio'da gördüğümüz proje buydu. Bakın emülatörümüz burada görünüyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle yapıp lib'in altındaki main.dart'ı da açalım. Evet, bunun da arayüzü bu şekilde. İlk proje olduğu için ilk Flutter default projesi olduğu için böyle bazı açıklama satırları mevcut. Bunları silebilirsiniz. Hani buradaki kod karmaşalığın sebebi bu aslında. Sonra da F5 tuşuna basıp uygulamanın açılmasını sağlayabiliriz. Bekliyoruz şu an. F5 tuşuna basarak yani Start Debugging diyerek emülatörün çalışmasını başlatıyorum. Evet, gördüğünüz gibi burada da yine sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Eğer sizin RAM'den yana bir sıkıntınız varsa aslında bunu öneririm. Bu biraz daha hafif bir uygulama. Ama onun dışında Android Studio eminim ilerleyen zamanlarda sırf Dart için çok daha güzel özellikler eklenecektir. Ve de dediğim gibi alıştığım için aslında dilerseniz bu editörü de kullanabilirsiniz. Evet, Visual Code da bu şekildeydi. Yalnız ben çok önceleri hani burada size bir uyarı çıkar diye bahsetmek istiyorum. Burada işte Android lisanslarını kabul etmediğiniz gibi bir uyarı alabilirsiniz. Hani ben de bir daha sormadığı için bunu size gösteremedim ama Flutter Doctor zaten uyarıda bu açıklamayı da yapıyor. Hani Android lisanslarını kabul etmeniz gerekiyor şu komutu kullanın diye. Yapmanız gereken herhangi bir terminalle artık CMD olur,
Visual Code'un terminali olur veya Android Studio'nun terminali olur. Çalıştıracağınız komut Flutter Doctor dedikten sonra çift tire Android lisansız komutu. Bunu yaptığınızda size bazı lisanslar sunacak. Hepsine yes diyerek, Y harfine basarak bunları kabul etmeniz lazım. Onu yaparsanız artık herhangi bir uyarı görmeyeceksiniz. Bu da bu şekildeydi. Emülatördeki programı buradan durdurabilirim. Gördüğünüz gibi durduruldu. Eğer siz de IntelliJ IDE kuruluysa ve onu kullanmak istiyorsanız ki bilmiyorum niye kullanırsınız. Hani Android Studio var veya Visual Code var. Bir daha buna gerek yok aslında. Onun için de hemen kurulumu gösterelim. Aslında Android Studio kısmında yaptığımız ayarlardan hiç de farkı olmayacak. Tek yapmamız gereken IntelliJ IDE'ye de Flutter'la ilgili plugin'i kurmak olacak. Zaten şurada bakın hani ikisini farklı farklı yapmamış. Ya bunu ya bunu kullanabilirsiniz diyor. Sonrasındaki adım birebir aynı. Onu da gösterelim. En azından uyarı kısmında artık onu görmüyor oluruz. IntelliJ IDE açılmış. Configure kısmından pluginlere geldim. Ve buraya Flutter yazacağım. Search in repository diyorum. Flutter'ı buldu. Install diyelim. Install dediğimizde bildiğiniz gibi bununla beraber Dart'ı da kuracaktır. Kurdum acaba? Şöyle bir araştıralım. Evet. Zaten kuruluymuş. OK diyelim ve restart diyerek bunu başlatalım. Bunu yaptıktan sonra aslında şuraya gidip artık cmd dediğimde Flutter Doctor komutunu çalıştırdığımda bununla ilgili de uyarının gitmiş olduğunu görüyorsunuz. Bakın Visual Code'a kadar hepsini gösterdi. Şöyle XV edersek de detaylı olarak bütün ayarları görebiliyoruz. Evet. Yani takdir sizin 3 tane seçeneğiniz var. En azından ben size onları gösterdim. Bu 3 tane IDE'nin herhangi birini kullanabilirsiniz. Şimdi bu dersi de burada bitirelim. Bir sonraki derste de size gerçek bir cihaz üzerinde nasıl Flutter uygulaması çalıştırırız onu anlatmaya çalışacağız. Görüşmek üzere.